Taze soğan çorbası için 8-9 dal taze soğan, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı yoğurt, yarım kilo limon suyu, kiloyu koyduğumu düşünsene. Ekşile ekşile. Sen seviyorsun ekşi. Sıcak su, tuz. Üzeri için ise pul biber kullanacağız efendim. Çok lezzetli taze soğan çorbası. Gerçekten nasıl olur demeyin, muhteşem oluyor. Değil mi Serpil'cim? Gönül rahatlığıyla da deneyebilirler. Şimdi şöyle bir geldim efendim. Sayfamızdaki yorumlara göz atalım. Neler gelmiş neler. Hemen şöyle. Nermin Hanım, Allah nazardan korusun. Çok güzel olmuşsunuz. Çok güzel yemekler yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Fadime Hanımcığım, seni çok beğenerek izliyoruz. Teşekkür ederiz. Ümman Antalya'dan selamlar Nermin Hanım. Severek izliyoruz. Sağlıklı uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Rumeli'li Ekrem Kütahya'da çok güzel düğünlerimize geldi. Ekranda da gördüğümüze çok sevindik. Ayrıca kıyafetler de çok yakıştı. Nermin Hanımcığım maşallah. Selamlar olsun Kütahya. Zerrin Hanım'a. Selamlar Zerrin Hanım. Mükemmel olmuşsun kuzum. Bir insana her şey mi yakışır? Allah nazardan saklasın. Teşekkür ederiz günlük menüye. Nermin ablacığım çok seviyorum. Ekrem abimi çok seviyorum. Esenler de komşumuz da annesinden babasına eşine çok güzel düzgün insanlar. Hepsine selamlar demiş Zerrin'cim. Ay kurban olurum. Sağ olsun. Nermin Kaya yine çok güzeliz maşallah. Ne giyse de yakışıyor arkadaşıma demişler. Allah razı olsun. Aleyküm selam, kıyafetin çok güzel, çok yakışmış. Evet, Düşler Ateliş'e teşekkür ediyoruz bu güzel kıyafetler için. Programımıza renk kattı. Melek Hanım demiş ki çok güzel bir program ya, her şey çok güzel. Stresim gidiyor vallahi, dertlerimi atıyorum demiş. İşte efendim biz bu yüzden karşınızdayız. Sizler de zaten bize olan ilginizi, alakanızı gösteriyorsunuz. Rabbim hepimizden razı olsun. İzmir'den sevgiler Nermin Hanım, kıyafetler de harika demişler. Ekrem abiyle Gültekin abi kardeş mi, yıllardır merak ediyorum. Yok, aynı köylüyüz, Kırçovalıyız. Yeni tane albüm beraber birlikte bu yola çıkmıştık. O zaman tabii 90'lı yıllarda daha CD yokken bile albümler milyonlar satıyordu. Buradan da Gültekin abiye çok selamlarımı iletiyorum. Yani iş anlamında belki ayrıldık ama dostumuz, abimiz, kardeşimiz hep devam ediyor. Bunu da belirtmiş olayım. Selamlar olsun Gültekin abi. Allah razı olsun. Selamlar buradan da Gültekin Bey'e. Kuğu gibi içim açıldı. Bayanların kıyafeti de sizinki de maşallah demişler. Bunlar hepsi özel tasarım efendim. Yani el emeği, göz nuru. Maşallah çok güzel bayanlarsınız. Hayırlı yayınlar demişler. Ekrem Bey'e selamlar. Bizim için Sevdim Seni Mabuduma şarkısını da söylerse çok mutlu oluruz. O ilahi okumuştuk. Yani olabilir de. Yüksel Bey ayarlayabilirse. Olur vallahi, ayarlarsa ilahi okurum. Olur. Güzel bir ilahi okumuştum 5 yıl önce. Bayağı bir güzel yorumlar var. Hepsi için ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. Devam edeceğiz kaldığımız yerden ama gelelim taze soğan çorbamıza. Nermin, bunu kaldıralım mı finali görüp? Ben onun, evet. Atmıyoruz mu fıstığı? Ekrem ya. Nermin'e bırakacağım. Can Ekrem ya. Şöyle efendim, orta kısmına ne yapıyoruz bunları böyle buradan kesikleri atmıştı. Şey diyorlar ya, elini korkak alıştırma. Yok, bu idarelik. Olsun, o idarelik. Beni hep korkak alıştırdılar. Ama Ekrem, görüntüsü de hiç tembel görüntüsü olmadı. İşte maksat burada. Harika gözüküyor. Maksat burada kısa zamanda harika gerçekten bir görüntü çıkarmak. Gerçekten çok güzel oldu. Yani gelinleri kurtarıyor. Evet. Hanımları kurtarıyor bu tatlı. Şıkır şıkır bir tatlı bizim elinize dudovelere sağ, de benzedi. Elinize sağlık, çok güzel gözüktü. Dudovelerimiz var ya muhteşem. Evet. Of of of. Malzeme anlamında da benziyorlar. Evet, çok malzeme evet, de benziyor dediğin gibi. Şöyle koyduk. Sert bir tencerenin içine yağımızı atalım mı? Şöyle. Bir yandan unumuzu kavurmaya başlayalım ben bunları ben giderken. Ben şöyle, ya sizi bugün hiç rahat bırakmadım olsun ama. Yani böyle giriyorum çıkıyorum evet, araya, kusura bakma. Burada ana baş karakter. Suyumuz kaynadı. Sen şöyle. Kaynadı evet. Suyumuz da kaynadı var ya Ekrem. Hiçbir şey kaçmaz senden ha. Yani suyumuz da kaynadı. Vallahi Ekrem'den hiçbir şey kaçmaz ben sana söyleyeyim. Bizim boşak arama böyle oluyor. Her şeyde bir parmak olacak, hakim olacağız bir değil mi? Bir haberleri var her şeyden değil mi? Bunu rica edeyim senden. Bunu alalım. Şöyle hı, geçtim gene ben. Şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Evet ve şurada şunu da koyuyoruz. Ve görmüş ay, olduğunuz üzere tatlımız servise hazır. Ellerine deneyeceklere sağlık, afiyet bal olsun. Eline sağlık tatlım. Bugün vallahi güzel oldu. Herkesin eline koluna sağlık. Biz burada motive oluyoruz. Böyle şıkır şıkır ekran başındaki kıymetli izleyicilerimizden de harika yorumlar aldık. Daha ne olsun efendim. Vallahi canlı canlı ne güzel okudun. Sağ olun.
Ağzına, kalbine, yüreğine sağlık. Sağ olsun, efendim Meryem'cim. Unu kavurduk güzelce. Üzerine biraz soğuk su koyduk ki birden topaklanmasın. Sonra akabinde sıcak suyumuz vardı. Ekrem Bey az önce bizi uyardı kaynat diye. Hemen onu müdahil ettik yemeğimizin içerisine. Şimdi güzelce bir harmanladık. Bu aşamada bir kepçe yardımıyla burada limon ve yoğurdumuzu güzelce çırptık. Bu limon ve yoğurdun içerisine ilk etapta buradan bir miktar bağlayabilmesi için sıcak su almamız gerekiyor. Şöyle yapayım. Buradan bir kepçe alayım. Sonrasında efendim şöyle bismillahirrahmanirrahim şuradan koyuyorum. Şöyle güzelce bir bağlama yapacağız. Biliyorsunuz direkt içerisine koyarsak kesilme oluyor. Kesilme olmaması için burada yoğurtla beraber bağlıyoruz. Şöyle zaten yoğurtlar artık market yoğurdu hiç alınmayacak hale gelmiş vaziyette. İki günde kötü oluyor. Ev yoğurdu gibisi yok. Yok gerçekten. Kesinlikle. Üşenmesinler, mayalasınlar evde. Değil mi? Mis ondan gibi. Güzeli yok ki tabii. Valla benim annem senelerdir mayalıyor. Hiç. Gittiğimizde kavanoz diye şey diyorlardı ihtiyarlar. Çabuk mayayı için saklı kaçırma mayayı kaçırma. Tabii. Mal oğuz mi? Evet. Kuri tunak. Ne moda sasa gubi. Ne moda sasa gubi. Kaybolmasın mayamız. Evet. Ha buradan anacığımın kulaklarını çınlatayım. Selam olsun. İzliyorlar. Babam sana bayılıyor. Annem, babam. Sağ olsunlar. Hepsine buradan. Ömürler uzun olsun inşallah. Allah razı hep güzel olsun. Günlere. Amin. Evet efendim burada yoğurdu da verdik, bağladık. Bu aşamada bu görmüş olduğunuz muhteşem soğanlarımı içerisine koyuyorum. Ama nasıl bir çorba biliyor musunuz? Lokum tadında. Tam şifa çorbası. Gerçekten tam şifa. Bir de damaklara çok hitap ediyor. Beni az çok biliyorsunuz efendim. Damaklara hitap etmeyen hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum. Bu çorbayı ilk defa duymuş olabilirsiniz ama bugün bence denemenizi ısrarla size tavsiye ediyorum. Hem çok pratik hem de inanılmaz lezzetli. Bak, denge var. Evdekilerin kilo durumu nasıl? İyiyiz, iyiyiz ya. Çocuklar falan? İyiyiz. Tosuncuk mu maşallah? Yiyoruz, spora gidiyoruz. Biz o yüzden iyiyiz, iyi takılıyoruz. Evet. Ama tabii yani kilo bazen alıp gidiyor. Bir de benim hareketsiz... büyük oğlana dedim, oğlum yeme, yeter babacığım, yeter. Kıza diyorum ki ye babacığım. Ya hep böyle babacığım. Oluyor. Oğlum yapma, kızım ye. Oğlum yeme, kızım ye. Neden? Çünkü kız zayıftır, oğlan biraz almıştır kiloları. Oğlum şimdi 20 kilo verdi. Ay maşallah. Artık Serpil'lik kaç yaşında olan? 20 yaşında oldu. Ay maşallah. Evet. Benim kızla aynı o zaman. Melike 19 yaşında benim. Evet. 2001'li seninki. 2001 2002 yazdırdım. 2001'in sonuydu. Ha iyi. 4 o zaman gün aynı için gözüküyorlar Melike'yle. Evet, 4 gün için şey yapmayayım dedim. Yılı kaybetmesin. Melike de Temmuz 2002. Ehliyeti alacağı zaman da dedi ki baba senin yüzünden bak ehliyeti bir sene bekliyorum dedi falan. Ehliyeti aldı. Kıyamam ya. Bak suçlu oldun. Gördün mü? Evet. Evet, biraz burada soğanımız güzel karışımla birlikte pişecek. Sonrasında altını kapatıp tepsimizi alacağız. Altını kıstık. Ekmeğimiz burada hazır. Şimdi Serpil'ciğim, neye geçiyoruz? Salatamıza geçiyoruz. Wow. Bugün bütün yemeklerimiz çok renkli. Evet, bugün öyle seçtim. Her zaman öyle. Arif Şentürk'ün ve senin beraber okuduğunuz deryaları alalım mı? Arif abiye burada selamlarımı iletiyorum. Ellerinden evet, bekliyorum. Arif abicim selamlar. Ömrüm var olsun Arif abicim. Onunla bir düet yapmıştık. Evet. Onunla klip de çekmiştik deryalara. Zaten evet. Deryalar biliyorsun denilince Arif Şentürk aman akla geliyor. Aman be deryalar. Bir düet yapmıştık. Olmaz. Tabii kesinlikle. Düğünlerde. Evet. Buyurun bir deryalar diyelim. Diyelim bak. Harika oldu. Ne kadar güzel. Vallahi gerçekten. Güzel oldu. Süpersiniz. Gelinlerimizi alalım. Bizi bir selamladılar. Şıkır şıkırlar bakar mısınız? Aman Allah'ım. Bir kedirhem, bir çekirdek mi diyeyim ben buna? Ne diyeyim bilemedim. Serpil'cimle de başlayalım salatamızın yapımına. Çorbamıza bir bakalım. Bir fokurdamaya başladı. Bakın bakın. Nasıl oldu kızlar, Ekrem Bey? Çok güzel vallahi. Çok güzel gözüküyor. Allah. Bence kafi. Rengini de aldı. Hemen kapatalım. Bir tenceremizi senden rica ediyorum tatlım. Burası sıcak mıdır? Tutar mıyım? Sıcak mı? Yani. Gel gel. Riske gel, atmaya gel, değer hiç. Mi bilmem. Riske atmaya yapmayalım, yakmayalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere afiyet şifa olsun efendim. Nermin Nefes mutfağında taze soğan çorbası. Hem kiloları gönderiyoruz bu çorbayla. Hem de ödeme atıyoruz. Hem de lezzetli lezzetli tüketiyoruz.
Çok güzel vallahi. Hem de bağışıklılığı da ne yapıyoruz? Bu aşamada güçlendirmiş oluyoruz. E daha ne yapalım efendim? Her şey ekranda. Eğlence var, güzellik var, hoş sohbet var, muhabbet var, yemek var. E biz varız efendim, daha ne olsun? Umarım ekranda yüzünüz az da olsa gülüyordur. Evet. Ben sana şehitlerden. Aman Allah'ım. Oynarken. Görmek ister misiniz? Tabii bir yandan doğrayalım Yüksel Bey yukarıdan. Şey çığlık yapıyor. Matıyor. Aynen, artık geçelim diyor salatamıza. Şöyle içini göstereceğim. Bir tane daha kesiyorum. Dökülüyor orada efendim. İşte. Of 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 of. Aman ya Rabbim, bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Bana bakar mısın? Yutkunmaya başladım. Şöyle bakın. Acıktık mı ne? Çok güzel. Oy, oy, bakın. Oy. İç kısmını görüyoruz efendim. Hem tam ıspanaklı, hem çıtır çıtır, hem de mis ekmek gibi. Ekmek demezsin, kek falan diye yer çocuklar bunu yani. Yani bakın işte ıspanak pasta yedirmenin diye en kolay yanı diyorum efendim. Çorbamız hazır, ekmeğimiz hazır. Şimdi günün en lezzetli tarifi salata. Ve sonrasında sizden gelen mesajlara bakacağım. Nermin Nefes Mutfağı'nı ihmal etmiyoruz efendim. Oraya yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün bizi nasıl buldunuz? Arada bir böyle bir renk gelsin mi istiyor musunuz efendim? Ben çok mutlu oluyorum biliyorsunuz, malum yani. Bunları giyince ben... Ben çekiyor. Valla bilmiyorum nasıl mutlu oluyorum, anlatamam. Çok güzel ama yakıştı. Yani seviyorum yani. O yüzden kilo almıyorum, şalvar giyemem diye korkuyorum. Yemek yemiyorum bak, gerçekten bak. Bunu da söyleyeyim. Yoksa... Sana da giydirelim mi gün şalvar kız? Kız giydirelim bir mi? Bir daha gelirken size de giydirelim. Ha? Belki aramıza giremez diye dedim. Aşkım olsun. Neye getirdim Yüksel? Ha, böyle... Hayır hayır, öyle bir şey yok. Şalvar var mı diye anladım. Yani. Evet anladım. Her bedene uygun. Kulağına kesin Nermin bir şeyler söyledi. Bu yavrum süzüyor arada şimdi. Her bedene uygun ürün çalışıyoruz. Bak. Evet bak. Her bedenin bir yakışanı var. Evet. Kiloluyum ya da zayıfım, ben şalvar giyemem diye bir şey yok. Kulaklıkta nerede uyduğunu söylemiyor. Biliyorum biliyorum. Yine o süzüyor yapayım şimdi bana getirirken. Neyi söyleyeyim? Beli ağrıyor, uğraşmasın beni. Pahalı olur, kumaş fazla gider diyor. Allah'ıma bir şükür, kocam biraz verir parasını alır. Konuş valla, bravo. Bravo. İyi dedin kız. Ne var? Öde, beli ağrıyor, sesim paraya çıkardım. Gerek yok ki, ben varım burada ağlatırım. Yani kim ne derse burada yani... Merve hallederiz biz. Emrinize evet amadeyim dedi, Nermin Hanım dedi. Bitti. Kral. Yaparız kesinlikle. Bizim burada arkamızı almışız firmayı. Boşver sen. Doğru söylüyorsun. Allah razı olsun. Nermin'im iyi ki varsın. Sen de aynı şekilde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.